Sayın Hocam, değerli arkadaşlarım, bugün sizlere depresyonla ilgili deneyimlerimi mümkün olduğunca aktarmaya çalışacağım. Depresyon nedir? Bir hastalık mıdır? Neden olur? Olduğu zaman neler yapılır? Depresyondan nasıl korunulur? Ne yapmak gerekir? Nasıl yardım almak gerekir gibi konuları gözden geçirmeye çalışacağım. Depresyon dediğimiz zaman çoğu zaman toplum içerisinde, aile içerisinde ya da arkadaşlar içerisinde bir şekilde geçiştiririz. Bir hastalık olarak kabul etmeyiz. Çoğu zaman da hekime gitmekle ya da ruh sağlığı çalışanına gitmekle imtina ederiz. Böyle olduğu zaman da bu hastalık grubunda ciddi sıkıntılar gündeme gelir. Biraz sonra bunları gözden geçireceğiz. Duygu durum bozuklukları içerisinde yer alıyor depresyon. Sadece depresyon dediğimiz zaman karşımıza çıkan şeyde duygu durum bozukluklarının içerisinde sadece depresyon yok. Bipolar duygu durum bozuklukları dediğimiz şey var. Onun içerisinde de depresyon var. Yani bir mani tablosu, bir disiplin tablosu, bir siklotimi tablosu, bir depresyon tablosu, duygu durum bozuklukları spektrumun içerisinde yer alan hastalıklardan bir tanesi. Kelime anlamı olarak baktığımız zaman çökkünlük anlamına geliyor. Genel anlamda kişideki çökkün ruh halini ifade ediyor. Buradaki veriler çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği rakamlara baktığımız zaman yaklaşık 8 milyarlık bir dünya nüfusu var. Hali hazırda depresyondan etkilenen 350 milyon kişi olduğundan bahsediliyor. Avrupa'daki nüfusa bakıldığı zaman Avrupa Birliği ya da Avrupa kıtası olarak bakıldığı zaman depresyondan etkilenen oranların %20 ile %26 arasında değişen rakamlar ifade ediliyor. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları. Çok ciddi rakamlar. Depresyonda burada en önemli sıkıntı yaratan şeylerden bir tanesi engellilik yaratması. Bu engellilik illa SGK kapsamında bir mağlubiyetten emekli olmak olarak algılamamak lazım. Gündelik yaşantının içerisindeki işlevlerimizle ilgili, arkadaş ilişkilerimizle ilgili, mesleğimizle ilgili, aile yaşantımızla ilgili birçok anlamda depresyon kısıtlılıklara neden olabiliyor. Türkiye'deki kadınlardaki oranlara baktığımızda, bu engellilik yüküne baktığımızda %10.7, erkeklerdeki bu oranların %6.4 olduğunu görüyoruz. Hanımların depresyondan etkilenme olayları daha yüksek. Yaklaşık 2 katı kadar fark var. Bu da kadınların hem beden yapılarının hem hormonal yapılarının farklılığıyla açıklamak mümkün. Peki, görülme sıklığı ne durumda? Görülme sıklığına baktığımız zaman eğitim seviyesi daha yüksek olanlarda, evlenmemiş olanlarda, mevcut işi olanlarda diğerlerinden daha yüksek, daha düşük izleniyor. Yani bir işiniz varsa, işi olmayanlara göre ya da emeklilere göre daha az depresyona yakalanma durumunuz var. Eğitim seviyesi yükseldikçe baş etme biçimlerini öğrenmek açısından ve depresyonla mücadele etmek açısından eğitim düzeyinin yüksekliğinde bir avantaj sağlıyor. Evlenmemiş olanlarda düşük olmasının nedeni evlilik yaşantısı bir iletişimi gerektiriyor, bir yaşam tarzı gerektiriyor. Bu yaşam tarzı sırasında yaşanan travmatik olacak yaşantılar kişiyi depresyonla ilişkilendirebiliyor. Yine evli olmak, dul olmak, boşanmış olmak bu evlilik süreciyle ilgili yaşanabilecek sorunların depresyonunda katkıları olduğu anlamına geliyor. Bu slide çok önemli. Özellikle depresyonda çare arama açısından baktığımız zaman çok önemli. Aile hekimlerine giden hastaların, psikiyatrik yakınması olmayan, sadece bedensel yakınmaya giden hastaların 1/4'ünde, yani %25'inde hafif, orta ya da şiddetli depresyon belirtileri tespit edilmiş durumda. Bu şu demek, depresyonlu olan hastaların önemli bir bölümü ruh sağlığı profesyonellerinden yardım almakta imtina ediyorlar, kaçırıyorlar. Yine 2014 yılı Türkiye verilerinde bir şey var. Türkiye'deki her 10 kişiden bir tanesinin depresyonlu olduğu, depresyonda olduğu belirtiliyor. Depresyonu nasıl yaşıyoruz? İş ortamında depresyon yaşadığımız zaman önemli unsurlardan bir tanesi bu.
18-64 yaş arası çalışma yaşları, yani tam zamanlı bir işte çalışılan yaşlarda, burada da bakıldığında her 10 kişiden bir tanesinin depresif semptomlar gösterdiği gözlenmiş. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Dikkatini toplayamama, algıda yavaşlama, karar verme, hatırlamada zorlanma ve performans düşüklüğü. Yani kişilerin iş yaşantılarında ciddi anlamda gözle görülür bir şeyler fark etmeye başlıyor. Bize gelen hastalardan da gördüğümüz şeyler var. Yani fabrikada çalışan bir işçinin günde 300 tane gömlek üretirken birdenbire son dönemlerde üretiminin düştüğünü, 250'lere düştüğünü, 220'lere düştüğünü, sürekli ikazlar aldığını, neden düşük olduğunu, ortada bir neden var ya da yok. Sonuçta işe verimlilik kaybı hem ülke ekonomisi anlamında kayıp hem de kişileri işsiz bırakabilecek derecede etkileyebilen bir rahatsızlık tablosundan bahsediyoruz. O nedenle iş yaşantısında da depresyonun varlığı ciddi anlamda sorunlara neden olabiliyor. Okul ortamında depresyona baktığımız zaman üniversite öğrencilerinde en sık görülen ruhsal hastalıkların başında geliyor. Üniversite öğrencilerinde yine Türkiye'deki bir şey bu. Her 3 öğrenciden birisinde depresif semptomlar var. Biraz sonra bahsedeceğim. Yani depresif semptom olması demek mutlaka kişi de depresyon olduğu anlamına gelmiyor. Tanı kriterlerini gözden geçirdiğimiz zaman kimlere tedavi vereceğiz, kimlere vermeyeceğiz, kimlere nasıl başa çıkma yolları önereceğiz, onları gözden geçireceğiz. Ama buradaki rakam her 3 kişiden bir tanesinde depresif belirtilerin görülmesi önemli bir bulgu. Şimdi depresyona baktığımız zaman psikiyatrik hastalıklarla ilişkisi var, fiziksel hastalıklarla ilişkisi var ve ilaçlarla ilişkisi var. Psikiyatrik hastalıklarla ilişkilerine baktığımız zaman depresyonu pür, saf bir şekilde görmek çok mümkün değil. Bunun yanına kişilik bozuklukları eklenebiliyor. Bunun yanına madde, uyuşturucu kullanımları eklenebiliyor. Ya da psikoz grubu dediğimiz daha ciddi hastalık kabloları eklenebiliyor. Yani depresyon sadece bir depresyon olmanın ötesinde diğer psikiyatrik hastalıkların içerisinde de karşımıza çıkabiliyor. Fiziksel hastalıklara baktığımız zaman, yani bedensel hastalıklar dediğimiz hastalıkların seyri içerisinde depresyonu görmek mümkün. Yani bir kalp krizinden sonra gelişen sürekli acaba tekrar bir şeyler olur mu? Tekrar hastalanacak mıyım? Tekrar kalp krizi geçirecek miyim? Uykunun bozulması, gündelik yaşantının bozulması, iştahın bozulması gibi tablolar eklendiğinde, yani bir hastalık tablosu eklendiğinde depresif semptomatoloji, depresif belirtiler de tabloya ekleniyor ve mutlaka müdahale etmek gerekebiliyor. Sadece bununla mı alakalı? Sadece kalp hastalarında mı var? Hayır. Fiziksel engellilikler yaşayan, trafik kazasından sonra herhangi bir uzunluğu kaybeden engelli vatandaşlarda, kronik ağır hastalıklarında hastalığın seyri süresince, kanser gibi hastalıkların seyri süresince hem hastanın kendisinde hem yakınlarında, ona hizmet verenlerde, yine demans ve bunama dediğimiz hastalıklarda, bakım verenlerde de depresyon hastalığını görmek mümkün. Depresyon ilaçlara baktığımız zaman, evet bir taraftan depresyonu tedavi etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan kullandığımız bazı ilaçların kendileri de depresyon yapabiliyor. Özellikle birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Tansiyon ilaçlarının bir kısmı depresyon yapabiliyor. Hanımların kullandığı doğum kontrol haplarının bir kısmı depresyona neden olabiliyor. Bunlar önemli. Yine hanımların kullandığı, özellikle ergenlik döneminde kullanılan akne tedavisine, sivilce tedavisine kullanılan ilaçların sonradan depresyona neden olma riskleri yüksek. O nedenle belirli zamanlarda, belirli dozlarda kesmek gerekebiliyor. Yine kanser hastalıklarında ya da başka hastalıklarda kullanılabilen steroid hormon tedavilerinin de uzun dönem yan etkilerinde depresyonu görebiliyoruz. Şimdi depresyon dedik. Evet, hangi alanlarda karşımıza çıkıyor? Depresyon başlıca 4 alanda karşımıza çıkıyor. Emosyonel alan dediğimiz duygu durumda, bilişsel alan dediğimiz kişinin kendini bilmesi, çevreyle farkı anlaması, kendisiyle ilgili bilişsel işlevlerine çıkabiliyor. Vejetatif alan dediğimiz alanda karşımıza çıkıyor, uyku, iştah, cinsellik gibi. Sosyal alanlarda karşımıza çıkabiliyor. Sosyal alanlar dediğimiz kişinin arkadaş ilişkilerinden tutun,
aile ilişkilerine, karı koca ilişkilerine, iş yaşantısındaki ilişkilerine varana kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. Zaten en önemli alanlardan bir tanesi de, biraz sonra bahsedeceğim, sosyal alanlar dediğimizde, sosyal işlevlerinizi etkilemeye başladığı zaman en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Yani kişinin daha önceki yaşantısına bakıyorsunuz, orada bir değişiklikler olmaya başlamış, yaşam kalitesi bozulmaya başlamış. İşte tedavinin kriterlerinden bir tanesini oluşturan şey, yaşam kalitesinin bozuluyor olması, önceye göre fark eden bir tablonun oluşuyor olması. Burada bu slaytta şunları ifade etmek için ekledim. Bizim gördüğümüz şeyler farklı, hastaların kendilerini ifade ettikleri belirtiler, yakınmalar farklı. Burada hastaların ifade ettiği bedensel yakınmalardan bahsedeceğim. Bakın uykusuzluktan başlayalım. Uykusuzluk bir depresyon belirtisi olabiliyor. Çok uyumak da bir depresyon belirtisi olabiliyor. Baş ağrısından terleme, titreme, el ve ayaklarda uyuşmadan gibi bedensel belirtilerden, takatsizlikten, halsizlik, yorgunluktan, sabahlara yataktan, kazınarak kalkmaktan, bütün bunların hepsi bedensel belirtiler içerisinde yer alabiliyor. Mide bağırsak sistemi yine depresyondan etkilenebilen ya da ruhsal stresten etkilenebilen önemli etkenlerden bir tanesi ki hastalarımızın daha önce de belirttiğim gibi aile hekimlerine bedensel yakınmalarla gidendiğini söylediğimizde 4 hastadan bir tanesinin bedensel yakınma olduğunu söylemiştik. Bakın bu tabloya baktığınız zaman bunun neresinde depresyon görüyorsunuz? Bu belirtilerin birçoğu hemen hepimizde var. Birçoğu ama bunların süreleri var. Yani orada tedavi gerektiren şeyler bu belirtiler hepimizde olmasına rağmen gelip geçici şeyler olduğu zaman tedavi gerektiren bir tablodan bahsetmiyoruz. Belli bir sınıra, belli bir limite geldiği zaman tedavinin gereklerinden bahsediyoruz. Yani uykudan iştah cinselliğe kadar, bedensel yakınmalara kadar depresyon yan belirtiler olarak hayatımızı etkileyebilen alanlar içerisinde yer alıyor. Duygusal belirtilere baktığımız zaman hayattan keyif almamaktan tutun, tahammülsüzlük önemli bir bulgu. Arkadaş ilişkileri içerisinde arkadaşlarımızdan beklenmedik davranışlar görmeye başladığımızda sürekli çevreyle didişen, küçük şeylerden öfkesel, tepkisel yanıtlar almaya başladığımızda, davranışlar değişmeye başladığında, kişisel iletişimimiz bozulmaya başladığında bunların bir depresyon ifadesi olduğunu biliyoruz. Yine depresyon dediğimiz zaman toplumdaki genel yargı nedir? Mutlaka ağlayacak, iki göz iki çeşim olacak ve derin bir üzüntü, derin bir yas, derin bir mutsuzluk tablosunu gördüğünüz zaman depresyonla bağdaştırıyoruz. Halbuki şu an bunların ötesinde de çok daha farklı bulguların depresyona eşlik ettiğini görüyoruz. Üçüncü alanda da bilişsel ifadelerden bahsedeceğiz. Kişi yaşadığı o bedensel belirtilerle halsizlik, yorgunluk, takatsizlik, bıkkınlık, bezginlik gibi yakınmaları eklendiği zaman bu defa gündelik yaşantısında zorlanmaya başlıyor. Yani gündelik işlevlerini yapmakta zorlanıyor. Öğrencisi ders çalışmakta zorlanıyor. Çalışansa işe gitmekte, gündelik işlerini götürmekte zorlanıyor. Verimi düşüyor. Bütün bunlar o bilişsel alandaki depresyonun yansımaları olarak karşımıza. Bir başka kavram var bilişsel şeyde. O kadar yorgunluk, o kadar bıkkınlık oluyor ki onun üzerine umutsuzluk ekleniyor. Çaresizlik ekleniyor. Karamsarlık ekleniyor. Mutsuzlukla beraber de kişilerde intihar düşünceleri ya da intihar girişimleri gelebiliyor. Belirtiler olarak şu ana kadar tanımladıklarımızda hastalarımızdan gelen olanları tanımladık. Buraya baktığımız zaman bu Avrupa'da kullanılan ve Amerika'da kullanılan iki tane tanı sistemi var. Bu tanı sistemlerine göre biz tanıları koyuyoruz. Ve bu tanı sisteminde halen kullanılan Amerikan sisteminde DSM-5 dediğimiz bir tanı grubu var. Buna göre bir sınıflama yapılıyor. Günümüzde de Türkiye'de işlemlerde SGK'nın kullandığında da ICD-10 dediğimiz Avrupa tanı sistemleri kullanılıyor. Hemen hemen tanımlama grupları aynı. Ancak burada farklı bir bakış, biraz daha bilimsel ifadeler söz konusu. Yine emosyonel, kognitif ve fiziksel yakınmaların üçlü kombinasyonunun depresyon tablosunu oluşturduğu ifade ediyor.
Şimdi tanı kriterlerine geleceğiz. Bu belirtilerin hemen hepsi hepimizde var. Ya olmuyor, yok. Hepimiz gündelik hayatımızın içerisinde üzülebiliyoruz. Moralimiz bozuk olabiliyor. Sevinebiliyoruz, göbek atabiliyoruz, eğlenebiliyoruz. Bunlar gündelik yaşantının içerisinde hepimizin yaşadığı şeyler. Ne zaman tanı kriteri? Bakın, önemli olan şey şu. Herkes üzüntü yaşayabilir. Herkes hayatında mutsuzluk yaşayabilir, kavga gürültü yaşayabilir. Ama bunların bir süresi var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir tanesi 2 haftalık dönem boyunca olması. Diğeri de işlevsellikte bozulmalar olması. Yani prim orbitinize, geçmişinize baktığınız zaman geçmişle bugün arasında net bir görüntü olması lazım. Ve gündelik işlevlerinizi, gündelik ilişkilerinizi etkiliyor ve bozuyor olması önemli. Buradaki slaytta gördüğünüz gibi bir tümce var, o çok önemli. Neredeyse hemen her gün, yani 15 günlük dilimden bahsediliyor. Hemen her gün, günün çoğunda bu yakınmaların hayatımızın içinde oluyor olması depresyonun tedavi edilmesi gerektiğini, depresyon tanısı koyulmasını ifade ediyor. Biraz önceki tanımlamanın içerisine baktığımız zaman DSM-4'ün, DSM-5'in ve ICD-10'un orada dikkat edilen bir şey, dikkatimizden kaçmamasını istediğim bir konu var. Bakın dikkatle yoğunlaşma yetkisinde azalma ve dalgınlık, diğer de cinsellikle ilgili. Bunlar tanı kriterlerinin içerisinde yok. Ama son dönemde depresyon artık sadece mutsuzluk ifadesi, sadece çökkünlük ifadesi değil. Yani bilişsel işlemlerde kişinin gündelik hayatını götürebilmesindeki sıkıntılar depresyonun ardıl belirtileri olarak çok daha tedavinin gereklilikleri arasında yer almaya başladı. Öğrenciyseniz, üst düzey yöneticiyseniz ya da bir şeylere karar verme durumundaysanız bu bilişsel aktivitelerde bozulma olduğu zaman işinizi kaybetmekle karşı karşıya kalırsınız. Ve gündelik işlerinizi yapmakta geç kalırsınız, terfi alamazsınız gibi bir takım kişiyi zor durumda bırakabilecek belirtiler eklenmiş ve bunlar da depresyonda önemli hale gelmiş durumda. Yine depresyonda bir başka şey dürtü kontrolünün bozulması. Eskiden daha tolerans olan insanların küçük şeylerden alınganlık gösterebilmeleri, küçük şeylere büyük tepkiler verebilmeleri, deyimlerinde ise bir bardak suda fırtınalar koparabilmesi, eskiden müdahil olan insanların kendinden beklenenin dışında tepkiselliğinin artışta bir depresyon ifadesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine bu dürtüsellik kavramı da intihar girişimlerini ve intihar düşüncelerini gündeme getirebiliyor. Depresyonda bir başka şey, intiharla ilgili aile öyküsü önemli. Geçmişte daha önceden intihar girişimi olması önemli. Bu bize neyi ifade ediyor? Kişinin sorunlarla karşılaştığı zaman, sorunlarla baş etmekte güçlük çektiği zaman, çözüm yolları aradığı zaman çözümsüzlükler yaşadığını, pes ettiğini, vazgeçtiğini ifade ediyor. O nedenle geçmişinde bir girişim öyküsü olan insanlarla daha dikkatli olmak ve tedaviyi daha düzenli takip etmek gerekiyor. Hem hastalar açısından hem de bireyler ya da yakınlarımız açısından mutlaka akılda bulundurmak gerekiyor. Ayrıca tabii çok girmeyeceğim, ondan dolayı da olsa bahsedeceğim. Şimdi buradaki genel görünüm sözcüğü daha çok bundan 20 yıl kadar öncesinde hastalarımıza gördüğümüz tüm herkesin artık bu depresyonda dediğimiz bir tablo var. Kafa öne eğilmiş, omuzlar çökmüş, yüz ifadesi mutsuz, karamsar, dalgın, dünyadan bir haber insanların görüntüsüydü. Ama artık bu görüntü yeterli değil depresyon için. Bu tablo tamamen bir ağır depresyon ifade ediyor. Günümüzde iletişim sistemlerinin açık olması, insanların çözüm arayışları içerisinde olması, kendilerine başa çıkma yöntemlerini araştırmalar gibi nedeniyle artık bu tabloları çok sık görmüyoruz. Bu tablolar zaten olduğu zaman hastaneye yatış enflikasyonları koyup yatırıp tedavi ettiğimiz hastalar artık daha çok ayaktan tedavi edilir hale gelmiş durumda. Bilişsel işlevleri yine tek tek madde olarak söylemek istiyorum. Bunlar gündelik hayatımızda dikkatimizi bozabiliyor, odaklanmamızı bozabiliyor. Hafızada problemler yaratıyor. Yani bir şeyleri unutmaya başlıyorsunuz. Bir arkadaşınıza söz veriyorsunuz. Ama aradan 15 gün geçiyor. Yolda karşılaşıyorsunuz, o zaman aklınıza geliyor. Yapmanız gereken
işlevleri unutmaya başlıyorsunuz, verdiğiniz sözleri unutmaya başlıyorsunuz. Daha az hareket eder hale geliyorsunuz. Yani normal yaşantınızda belirli bir hızınız, belirli bir temponuz varken daha çok yatar hale gelebiliyorsunuz. Yürütücü işlevler dediğimiz şeylerde karşılaştığınız işinizle, mesleğinizle ya da gündelik yaşantınızla ilgili kararsızlık döneminin ön plana çıkması, karar vermekte güçlük çekme ve kararlarınızı hep ötelemek ve sonraya bırakmak gibi tablonun gündeme gelmesinden bahsediyoruz. Bir başka konu depresyonun mevsimselliği var arkadaşlar. Depresyon özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mevsim geçişlerinde çok daha fazla kişileri etkileyebiliyor. Özellikle kapalı havalar, yağmurlu havalar, soğuğun fazla olduğu, fiziksel kısıtlıkların olduğu, dışarı çıkmakta güçlük çekilen zamanlarda da depresyonun arttığını görüyoruz. Bunun en büyük belirtisini Kuzey Avrupa ülkelerinde